Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Yine yeniden karşınızdayız. Bugün yine çok güzel, eğitici bir konuyla ve yine değerli bir konumla artık demirbaş olduk her perşembe. Mucize Anne Okulu adı altında bugün güzel bir söyleşi yapacağız Asiye hocamla. Hoş geldin hocam, nasılsın? Hoş bulduk Safiye kardeşim. Safiye hocam, siz nasılsınız? Elhamdülillah, tekrar bizi buluşturan Rabbimize hamdolsun. İyiyiz. Elhamdülillahirrabbilalemin. Bugün cenneti üzerine koyulan hanımefendi, kadını konuşacağız. Peygamberimiz değil mi? Kadını cennetin üzerine koyuyor. Bugün kadın nedir? Yani annelik özelliklerini ya da annelik vazifesini konuşacağız. Evet hocam, sabırsızlıkla bekliyoruz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim Sefi Hocam. Allah razı olsun. Ramazan hızla geçiyor. Bugün kaçıncı günü geçirdik? Rabbim inşallah Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden yüreklerimizi doldurur inşallah. Biz Ramazan öncesi kitaplarımızın hem tanıtımı gibi olsun noktasında başlamıştık. Mucize Annelik Okulu benim 6. kitabımdı. Hamdolsun. Söz dinlemeyen anneler olarak çıkmıştı ama bu ikinci baskıya Mucize Annelik Okulu olarak başka bir yayın evinde girmişti hocam. Hem bu kitabın içeriğini anlatmak maksadım hem de mucizelik nedir, annelik nedir, bu annelik vasfında bizim yerimiz nedir, çocuklarımız şu anda en büyük bizim imtihanlarımızdan birisi. Mallarımızla, evlatlarımızla, işlerimizle imtihan halindeyiz. Yani bu dünya başlı başı bir imtihan. Meta olarak anlatıyor Allah Teala. Bu imtihanda en zor imtihan aşamalarından en büyüğü belki de annelik. Annelik üzerine bugün konuşacağız inşallah. Ben burada öncelikle mucizelik. Mucize nedir hocam? Bunu anlatmaya çalışacağım. Mucize yani Allah Resulüne de bir mucize getirseydi ya gibilerinden daha olağanüstü şeyler beklenilmiş hep. Onun nebiliğine delil olarak. O zaman insanı hayrete düşüren, olağanüstü olaylara verilen isimdir aslında mucize. Bu da Rahman'ın varlığının her şeyin hakimi ve sahibi olduğunun bir delili. Yani bir ayettir mucize. Annelik de aslında gerçekten bir ayet. Hepimiz yani çoğu kadın elhamdülillah evlilik akabinde anne oluyor. Annelik bir yani birçok kadının anne olmasıyla mucize olması diye olmaması diye bir durum söz konusu değil. Bilim şöyle bir açıklama yapıyor bir bebeğin oluşumu için. Yani aslında bir bebeğin oluşumu bir mucize yani Allah'ın varlığının en büyük mucizelerinden birisi. Oluşum evresine bilim rahme dökülen 250 milyon spermden çok az miktarının yumurtaya ulaştığını, yumurtaya dölleyecek olan sperm ise ancak 1.000 kadar olduğunu ve bunlardan da sadece birinin başarılı olabileceğini belirtmiş. Yani bir, yani şu anda hepimiz en başarılılarız. Yani kendimizi en noktada taktik. O kadar büyük mücadeleyle 200 milyonu aşmışız, sonra 1.000'i aşmışız ve her birimiz insan olarak yeryüzüne geldiysek birinci olmuşuz yani resmen birinci olmuşuz. Her doğan insan aslında kendisiyle bir varlığına, Rabbinin varlığına bir delil olarak bu dünyaya girmiş. Tabii bunun devamında da kuyruklu bir spermden bahsedilir. Bütünü değil, sadece bir parçasının oluşturduğu bir bilgi var. Yani o bir parçası suya giriyor ve yumurtanın döllenmesi oluyor. Tabii bu gerçek. Ne zaman? Bilim ilerledikçe, teknoloji ilerledikçe, mikroskoplar bulunuyor. İşte böyle bir veriler gözümüzün önüne konuluyor ve derken evet böyle bir şey şu anda sayılarla önümüne konuyor. Ama Rahman'ın kitabı 1400 küsur yıl öncesinin haberi olarak ilahi kitabın sayfalarında şu şekilde geçiyor. Kıyamet suresi 16, 36 ve 37. ayetlerinde Safiye Hocam. İnsan, Estağfirullah der ki insan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıdan meriden bir damla su değil midir? Yani Allah insanın yaratılışını bir damla su olarak ifade ediyor.
O zaman ben bu alemlerin sahibi olan Allah'a hamdü sena ediyorum. Hamdolsun Rabbıma bizi konuşan göz, yürüyen bir ayak, gören bir göz, duyan bir kulak, akleden bir kalp bizlere lütfetmiş. Bu kadar büyük bir yarışmanın içinde bizleri bilinçli olarak dünyaya getirmiş. Her birimiz aslında birer bilinçliyiz. Yani kazananlardınız aslında. Bu dünyayı kazananlar girebiliyorlar. Açığa çıkmış ayetler değil mi? Kesinlikle her birimiz açığa çıkmış bir ayetiz ve her birimiz aynı bu hani 250 milyon sperm nasıl mücadele ederek bu dünyaya doğmak istiyor idiyse asıl mekana asıl önemli olan asıl mekana doğru gidiş yani o mutlak başarının olduğu, mutlak mutluluğun olduğu, huzurun durukta olduğu, bütün nimetlerin en güzelinin yaşanılacağı o aleme aslında bir hazırlıktır. O bizim koşturmacamız. Biz buraya gelmekle bu koşturmacanın bir aşamasını elde etmişiz. Bundan sonraki aşamasında Rahman iki kapak arasında iki kitabının içinde, Kur'an'ının içinde vahyini bize yaşayanlarla örnek göstererek nasıllığını, niceliğini, niteliğini bize anlatarak bugünümüzü nasıl geçirirsek bu yarışmada birinci oluruz. Öncelikle müttakilerden oluruz. Yani o 1.000 kişinin içine gireriz. Yani bak oradaki bir benzetme yaparak anlatmak isterim. Yani o 250 milyondan 1.000 kişi kalıyor. O 1.000 kişiden de bak 1 kişi önder oluyor. Ya Rabbi bizi müttakilerde net, mütteki sahiple, müttekilere de takva sahibi et noktasında böyle bir çağrışım yaptı. Çok da hoşuma gitti bu çağrışım. Yani bu bizi neye hak ettirecek? Müttakilerin önderi olursak adın cennetlerine Fatır suresinin 32. ayetinde 33. ayetinde bize buyurdu adın cennetlerini hak eden kişilerden önden girenlerden olmaya sebep olacak. Nasıl buraya önden girdik şu anda bedenimizle buradayız. İnşallah Rabbim orada da bize için bütün güzelliklerin içinde bulunduğu o cennette hüma bulmayı, orada can bulmayı, artık Rabbim inşallah Müslüman olarak ölmeyi bizlere lütfetsin. Amin. Bu bizim duamız olsun ki her şey duayla Amin. başlıyor. Dua. Birinci doğumumuz, ikinci doğumumuz, değil mi? Burası birinci doğumumuz. Evet. Her nefis ölümü tadacaktır diyen Rahman'a kulak verirsek tıtma eylemini yaşayacağız. Yaşayacağız. Evet. Yani nasıl bir tat? Tatlı mı, acı mı, ekşi mi? Yani çok sıkılma mı? Yani çok ferahlık mı? Artık nasıl bir duyguyduysa bir duygu, o duyguyu tadacağız. Ve Rahman'ın bizim için hazırladığı iman edenlerin, müminlerin gireceği çok güzel bir mekana veyahut da böyle ıkın ıkın doldurduğu ateşle insanların ve taşların yakıtı insanlar ve taşlar olan o cehennemin olduğu yere de Allah muhafaza oraya da hak edenler. Allah çok ilginç bir tabir kullanıyor. Hak edenler. Hocam. Yani demek ki cehennem bile hak ediliyor yani. Yani birden Allah vermiyor cehennemi. Yani oraya gitmek Allah muhafaza Rabbim bizim oradan muhafaza buyursun. Çünkü orada Amin. geri dönüş yok. Tekrar bir ölüm yok. Ve bu dünyanın gelişinde hani tekrar bir toprak olsaydık ya da tekrar bir dünya gelseydik gibi bir algı yok. Asıl hocam mucize annene kokuluna dönecek olursak anne olmak gerçekten büyük bir mucizeliğe şahit olmak demek. Bunu anne olan her insan aslında candan can çıkartırken Can içinde can diyor hocam. can içinde can var ve o Can, can evet. içinde canı çıkartırken Rabbim müthiş bir sancıyla, müthiş bir acıyla, tam böyle sancıların doruk yaptığı bir noktada müthiş bir sevinçle karşı karşıya bırakıyor Rahman. Bu müthiş bir sevinç, sevgi olarak yüreğimize, annelik olarak yüreğimize iniyor ve biz bu anneliğe gerçekten uzun bir zaman zarfında öğretiyoruz, alışıyoruz. Yani 9 ay karnımızda taşıyarak bu mucizeyi.
Ve çok büyük ağrılarla bu çocuğu ne yapıyoruz? Alışıyoruz, anneliğe bir adım atıyoruz. Bu noktada anne ve çocuğun oluşumunda tek bir anne değil, bir de baba var haliyle. Babanın da etkisi var ve gelişiminde annenin ve babanın etkisi var. Şimdi biz burada çocuk eğitimi üzerine inşallah girişler yapacağız. Allah'ın kitabından örneklikler de sunarak ben bir temel oturtmak istiyorum bugünkü dersimize. Nasıl bir ortamda büyürse çocuklarımız daha sağlıklı olur, hayata daha özgüvenli olur, kendisine yani özüne güvenen, özüne saygı duyan, özbenliğini gören kişilerden olur. Bu noktalara değinmeye çalışacağız inşallah hocam. Ben bu sözlerimi söylemeden insan yani bizim için gerçekten eğitim en zor bir konu. Hele teknolojinin bu kadar yaygın olduğu, çocuklarımızın evlerimizde tutamadığımız, internetin ceplerimizin içinde olduğu, sanal dünyanın artık metaverse boyutunda bir sanal cennet haline dönüştürüldüğü ve artık duygularımızla, algılarımızla, sezgilerimizle oynanılan frekansların yayınlandığı bir ortamda bizler gerçekten çocuklarımızı eğitmekte çok zorlanabiliyoruz. Bunun olamaması için bizim neler yapmamız gerekir? Bu noktada acizane 3 çocuğunu büyütmüş, tabii yani evlendirmiş, hatta çocuğu turuna kavuşmuş, iki tane babaanne olmuş, bir tane de anneanne olmuş. Hayatın böyle her aşamasından geçmiş, çocuklarını büyütürken de çok sancılar çekmiş biri olarak bu kitabımı dile getirmiştim, yazmıştım hocam. Yani hayatımı dile getirmiştim aslında. Ben bunu yazarken şuna çok dikkat etmeye çalıştım. Çocuklarımızı etmek için gerçekten çok büyük bir gayrete ihtiyacımız var mı? Bu konu üzerinde biraz daha derin düşüncelere daldım. Yazarken de düşündüm. Tabii elbette ki bir bilgi lazım, bir tecrübe lazım. Ama daha çok toy zamanlarımızda elime gitse geçiyor bu çocuklarımız. Daha hayatın baharındayken, evliliğimizin ilk günlerindeyken böyle küçücük. Yani ben ilk 18 yaşında evlenmiştim, 19 yaşında büyük oğlum olmuştu. Benim o benim baby born gibi böyle şeydi, bebek gibi oynadığım bir çocuğumdu yani gerçekten. Ama o günlerimi hayırla yad ediyorum gerçekten. Çok araştırmalarım, çok okumalarım oldu, çok böyle şeylerim. Bunu yaparken tabii tecrübesizliğimiz de vardı ama tecrübe sahibi büyükler de vardı bizim zamanımızda. Biz yakındık. Tecrübe sahibi büyüklerden faydalanmak gerçekten çok çok önemli. Bir yandan da söz dinlemek çok önemli. Yani bu söz dinlemek ve tecrübelerden faydalanmak öncelikle çok değerlidir diye düşünüyorum. Büyüklerimizin söyledikleri ya da bu alanda gerçekten tecrübesiyle, hayat tecrübesiyle yazan. Şimdi benim çocuklarım büyüttüğüm zamanlarda Sefi Hocam, birebir muhatap olduğum kişiler de vardı ya da kitaplarını okuduğum, sonradan onların hakkında duyduğum negatif duygular ve onların yazdığı kitaplardan negatif etkileşimler beni birazcık daha kendi iç dünyama ve çocuklarımı tekrar tekrar okumama vesile olmuştu. Ben buradan annelere onu da söylemek istiyorum. Her insan bir alem, her insan farklı bir kitap. Her çocuk farklı bir kişiliğe, karaktere sahip. Bu noktada çocuklarımızı okumak çok değerli ve çok önemli diye düşünüyorum. Hepsine ayrı bir metotla ulaşmak gerekir diye düşünüyorum. Ben her çocuğun farklı olduğunu, ayrı bir kitap olduğunu, her anne babanın çocuklarının okumak için yani her baba da bir zaman sonra tekrar çocuk olmaya aday olduğunu dile getirdim. Hayat dönüşüm içinde bize düşen sadece tanıma gayreti için her birini ayrı ayrı okumaktır. Bunun olabilmesi için tabii sağlam bir kafaya ihtiyaç var. Sağlıklı olmaya ihtiyaç var. Bilgi, ilim, anlayış ve tabii bunu hayata getirecek inanç.
kuvvetinin olması hocam. Evdeki huzur ortamı burada çok değerli. Eşlerin birbirine güler yüzlü olmaları, birbirlerine karşı tutumları, sevmeleri, saygıda kusur etmemeleri, birbirlerine güven vermeleri, söylemlerinde ve eylemlerinde dengeli ve tutarlı olmaları. Yani bir iyi bir kötü değil, her zaman o dengeyle istikrarla hareket etmeleri. Fedakar olmaları birbirlerine. Herkesin sınırlarını bilmesi, annenin de babanın da. Ve tabii çocukların da sınırları olacak. O sınırları, kendi sınırlarınızı bilirseniz, o sınırlarınızı karşıdakinin sınırını da ihmal etmezsiniz ve sınırlarınıza da girmezsiniz. Tabii bir de evlendik, biz çantada keklik değiliz. Hiç kimse, hiç kimseyi öyle görmemeli. Ya söylemler, ifadeler gerçekten yani yerinde olmalı. Nazikçe olmalı ifadeler. Güzel söylüyor. Sahibi değil, değil mi hocam? Sahibi değil. Nasıl? Güzel bir şahit. Yani Yani. karısı kocasının, kocası karısının sahibi değil. Evlendiğinde bağımlı değil, bağlı. Evet. Biz maalesef Zaten evde ilişkiler bekliyoruz. o şekilde Evet. olursa hocam. Yani ilişkileri bağımlılık üzerine değil, bağlılık üzerine oluşturursak o zaman sağlıklı bir ilişki söz konusu olur. Ve bu ortamda güzel sözler daha sağlıklı gelir. Yani kaybetmek korkusunu aslında eşler birbiri üzerinde yaşayamamalı. Kaybetmemeliyim noktasında hareket etmeli. Ki bunu da yapabilmemiz için her nimet, elimizdeki bütün nimetlerin hepsine şükredilmesini bilmeliyiz. Yani saymalıyız elimizde hangi nimetler var. Bedenimizdeki sağlık nimetinden, evimizdeki ihtiyaçlarımızın giderilmesinden, dört duvar ve etrafında çevrili olması ve mutfağımızda yiyeceğimizin olması ve ya işte birçok nimetler var. Havamızın olması, temiz bir havaya sahip olmamız, temiz bir suya sahip olmamızdan tutun. Böylesine bir eş, böylesine yavrular, yani böyle bir ortam. Her birimizin şükredecek o kadar çok şeyleri var ki işte bunları görebilmeli ve çocuklarımızı bu ortamda yetiştirmenin gerçekten eğiteceğini ben kanıyım yani. Yani çocuklarımız oturup defaatle ayetlerle öğrettiğimiz olgular birçok şeyler öğretirsiniz, birçok şey öğretirsiniz ama yalanın ne kadar kötü bir şey olduğunu söylersiniz. Lakin söylediğiniz yalanı siz çocuğunuzun yanında bir defa yalanınızı yıkadığınız zaman sizin o söylemlerinizin altı çöker ve tamamen o yalana bir kapı açmış olursunuz. Aslında değerli hocam, ben bu noktada tecrübelerden faydalanmanın çok değerli ve önemli olduğunu düşünerek Allah'ın aile mutluluğunda huzurumuzu sağlayacağını söyledi. Yani aile deyince aklımıza gelen devamlı söylediğimiz bir ayet-i celle vardı. Neydi o? Rum suresi 21. ayette. Rum suresi 21. ayette Allah aramızda kendi varlığına delil kıldığı bir olgu, aile mutluluğunu anlatırken meveddet ve merhametten, rahmetten bahseder. Meveddetin ve merhametin, rahmetin olduğu evliliklerde yani karşılıklı muhabbet edilen, sorunların konuşulduğu, güzelliklerin paylaşıldığı, devamlı muhabbet ortamının olduğu, bir aile ortamında birbirlerine de acıyan yani acıyan rahmet olan yani acımaktan öte rahmet olan yağmur gibi. Yani devamlı onu düşünen, diğerinin gamını yani eşinin gamını üstlenebilmen. Bugün neden acaba morali bu kadar bozuk ki deyip onun dünyasına girerek acaba iş yerinde şöyle bir olay mı yaşadı ya da evde böyle bir durum mu yaşadı gibi. Yani böyle onun dünyasına girerek onunla hemhal olmaya çalışıldığı bir ortamda yani hayırda yarışılan bir ortamda Allah o evde sükuneti vereceğini, sakinliği vereceğini, huzurlu bir ortam olacağını, kendi varlığının dirili olarak ne yapıyor? Rum suresi 21. ayetinde bize önümüze, hatta düşünen insanların önüne bu şekilde sunuyor. Şimdi düşünün Safiye Hocam, böylesine huzur dolu bir ortamda yetişen bir çocuk ne kadar kayabilir ki?
Ayağı nerede? O evin ortasında tam, merkezde. Anne mutlu, baba mutlu, kendisi mutlu, huzurlu bir ortam, sakin, sükunete, sakin, yani sükunete ermiş bir ortam. Bu çocuk ne arar ki dışarıda? Yani ne arar? Ha bir gençlik dönemidir ya da arkadaş kurbanıdır ya da ortamın verdiği hızla, gazla bir yerlere gidiyordur. Ama ne kadar gitse de, ne kadar bir yanlış, büyük yanlışlar yapmış olsa da tekrar o eve dönecektir. İnanın, çok acılarla çalışıyorum. Çok büyük acılar yaşıyor anneler, babalar. Yani o ev ortamında anne anne değil, baba baba değil, roller karışmış birbirine. Bakıyorsunuz kadın hem anneliği üstlenmiş hem babalığı ya da baba hem anneliği üstlenmiş hem babalığı. Yani bu roller yerinde, tam yerinde kullanılmadığı zaman gerçekten çok ama çok büyük bir sıkıntı yaşanmakta. Bu sıkıntılar yaşanmasın diye inanın şu tecrübeleri, şu sözleri, yani Allah'ın sözü tabii en güzel, ahsenel hadis olan Allah'ın sözüdür. En güzelini uyarlar ayetiyle Zümer suresinin 18. ayetinde. İnşallah az sonra Allah'ın ayetlerinden de örneklikler sunarak çocuklarımızı nasıl eğiteceğimiz noktasında birkaç örnek vermeye çalışacağım direkt ayetlerle. Yani en güzeline uyduğumuz müddetçe biz bize düşen tarafını yapmış olacağız Safiye Hocam. Yani Şimdi Can Hocam, ben de şöyle düşünüyorum. Bizim sorunumuz aslında sorunlu çocuklar ya da sorunlu gençler değil. Yazıyorlar dediğiniz gibi özelden, çocuklarından hiç şikayet eden, çocuklarına söz geçiremeyen, elimizde büyüdüler ama sözümüzü dinlemiyor vesaire. Şimdi bizim sorunumuz bence bilgi yönünden, ilim yönünden eksik olan aileler diye düşünüyorum hocam. Önce aileler kendilerini yetiştirmeli. Hem evlilik öncesinde bir belge alacak, evlilik okulu. Çocuk düşünmeden önce de hocam karı koca gidip çocuk nasıl yetiştirilir adı altında kesinlikle hocam bu farz gibi bir eğitim alınması gerekiyor. Hatta kız çocukları için özel babalar eğitim almalı diye düşünüyorum. kesinlikle Safiye Hocam, kesinlikle ben de aynı fikirdeyim. Yani evlilik okulu zaten bizim yaptığımız bu çalışma 15 yıllık bir mücadele, evlilik ehliyetinin verilmesiyle alakalı. Gerçekten çok değerli ve çok önemli. Ehliyet nasıl? Araba ehliyeti, ehliyet kursuna girmeden, o dersler yapılmadan, yazılı ve sözlü imtihanlar yapılmadan, işte o far deniyor. Yani o araba kullanımı, yetkin birisinin yanında araba kullanımı yapılmadan, bu 10, 20, 30, 40, bizim burada çok çok fazla sayılara bile çıkabiliyor ve ciddi paralar harcanıyor tabii, Avrupa'da. Bunu gerçek manada, bunun bedelini ödemeden böyle bir evliliğin içine girilmesinin büyük facialara sebep olduğunu görüyoruz. Ha evlendik, inanın her zaman söylediğim bir olgu var Safiye Hocam. Her evlenen aile olamıyor. Aile olan çocuk sahibi olsun. Aksi takdirde çocuklar en çok acı çeken çocuklar oluyor. Yani şu son günlerde boşanma üzerine konuşuyorum ve birçok boşanma vakalarım var bu noktada. Yani dün gece bile 10.30'da konuşma durumunda kaldım. İftar akabine bıraktım seansımı. Yani orada gerçekten büyük sıkıntılar. Çocuklarımız ortada. Yalnız değiliz. Yani ben bu kadar, bana bu kadar acıyı çektirdin. O zaman ben seni bırakıyorum noktasında. Sen yalnız karar veremezsin bu noktada. Çocukların var. O çocukların anne ihtiyacı var, o çocukların babaya. Babaya Acaba ihtiyacı var. onun o gölgede şefkat ve güven, o adresi, şefkatin adresi annedir. Güvenin adresi babadır. Güven eğer babadan alınmazsa, şefkat eğer anneden alınmazsa o çocuklarımız yetim kalırlar. Yani anne baba var ama yetimler. Yani bakın yetim. Her şey başına okşanması yetimlerden. Ve bütün
Psikolojik sıkıntılara baktığımız zaman Safiye Hocam, hep doğduğun eve iniyoruz. Annen nasıldı, baban nasıldı, doğduğun ortam nasıldı, yaşadığın ev ortamını bana anlat. Çocukluğun nasıl geçti, annenin sana karşı tavırları, babanın sana karşı tavırları ve tabii ki bunlar ne oldu üst üste büyük sıkıntıların oluşmasına, aile mutluluğunun olmamasına, eşine karşı tavrını belirtmesinde, çocuğunu yetiştirmesinde, hayatın her ışınmasında büyük bir etken oluyor. Yani bu noktada gerçekten çok büyük bir sorumluluğu altına elimizi atıyoruz. Yani çocuklarımız bize bir mucizeliğe şahit oluyoruz ama bir işlenmemiş bir maden gibi sunuluyor bize. Yani bunu işletmek elbette bir emeğin, bilginin, daha da önemlisi sabrın ürünü. Yani şu an Bize öğretiyorlar hocam. Görüldüğü gibi aslında biz onları değil, onlar bizi eğitiyor. ya kesinlikle. Yani ben gerçekten bu noktada kesinlikle sana katılıyorum. Çocuklarımla büyüdüm noktasındayım. Bu kitabımı Ben de yazarken öyle. yazmışımdır. Yani çocuklarımla büyüdüm. Çocuklarımla Siz de büyüdüm. gurbete gittiniz. Ben de Evet. Anadolu kızıyım. Ege'ye geldim. Yani ben de hocam Siz de bir çocuğumla gurbet büyüdüm. içindesiniz Evet, orada, değil mi? 19 yaşındayım. Karadeniz'den Aynı neredeyse. Ege'ye geldiniz. Yani aslında o da bir gurbet haliyle. Ben de daha biraz uzak bir gurbetin içindeyim haliyle. Hani gurbet zor bir olay ve en çok sarıldığın evlatların oluyor bu Çocukların. noktada. Bu ortamda mücadele içinde oluyorsun. Kaybetmemek, özünü, kültürünü kaybettirmemek endeksli böyle mükemmelliyetçi, korumacı bir anne baba oluyorsun böyle bir ortamda. Yani bu dünyanın neresinde olursan ol, Türkiye'de de çok farklı değil. Ya yani daha çok başarı endeksli, mesela Türkiye'de yarış atı gibi çocuklar yetiştiriliyor. Ona da çok üzülüyorum. Nitekim ben de oradaki o eğitimi aldığım için ben de ilk başlarda öyleydim ama uyanışım çok erken oldu elhamdülillah. Onu da anlatmak isterim inşallah. Unutmayalım. Yani şu anda sabır işi dedim ya hocam. Kızım burada. 11 aylık torunum da var. Türkiye'de evli benim kızım. Küçük kızım. 11 aylık da bebeğimiz var. Ahsen Betül. Yani hasta olduğu zaman sabahlara kadar uyumaması. Ben böyle bitiyorum ya da bir şey oluyor. Annesi sonuna kadar tahammül. Bizim artık daha anneanne babaanne tahammülü ağlayıncaya kadar tahammül. Limitler dolmuş hocam. Her şey Gerçekten vaktinde güzel çünkü. bizim limitimiz dolmuş ama bakıyorum kızıma, ah diyorum, benim kızım bunu yapacak durumda mı? Hiç hayatta yapacak gibi değil ama bakıyorum. Şefkatin coşa geldiği anlar değil mi? Evet, tepeden tırnağa bir anne olmak mükemmel bir şey. Yani annelik fedakarlığın en üstünde olduğu. Yani yap et demeden gecesinin gündüz edildiği. Ya. Hani aslında büyüklerimiz de der ya, ben senin için saçımı süpürge ettim, aslında bu bir tabirdir yani. Çocuklar bunu anlamıyorlar. Hani bu mecaz manayı anlamıyorlar. Anne süpürge yok muydu yani şey bulaşık çamaşır ne derler süpürge Elektrik süpürgesi. elektrik makinesi diyebilirim, ismi getiremedim bunu, yok muydu noktasında. Hani saçımı süpürge ettim senin için. Bunu yaparken de asla gocunmayan bir olgu, yani annelik gerçekten yüce bir olgu, yüce bir algı. Aslında anne olmak, hayata yeniden başlamanın, aslında hayatı okumanın, var olmanın anlamının, tadıldığının diğer adı. Yani bir tohum biter gibi, bir topraktan bir tohum biter gibi bir tohum ekilmiş ve o tohum bu dünyaya vesile oluyorsun buna. Tabii bu noktada bir de benim ebeliğim var biliyorsun Safiye Hocam. Yani bir bebeğin dünyaya ilk gelişine şahit olmak inanılmaz mükemmel bir duygu. Mesleğimi yapamadığım için çok üzgünüm aslında. O bebeğin dünyaya gelebilmesine şahit olabilmek mükemmel bir şey. Tabii sadece anne olmak, çocuğu doğurmakla değil. Acı olan bu. Devamında gelen bütün sıkıntılara katlanarak evladımızı ilmek ilmek işlemek. Yani bir kilim gibi. Yani tek tek ince ince onu işleyebilmek hocam. Yani hata yapabiliriz. Hata yaptıktan sonra mesela ben bunu çok sık kullanırdım çocuklarıma. Ben sizinle anne oluyorum evlatlarım. Yani hata yapabilirim, yanlış bir şey yapabilirim. Yani bunu söylemenizi isterim. Sizinle anne oluyorum. Yani bir tecrübem yok
öncesinde bir tecrübem yok. Ve her çocuğum da ayrı karakterde, ayrı kişilikte yani. Tabii hepsine de farklı bir metot bulamıyorsun yani. Yani o kadar da çok geliştim. Bir metot. Evet. Şu kitaplarda da bir metot sunuluyor size. Haksızlık yapılıyormuş gibi falan da geliyor. Ama tabii bu bizim yaptığımız zamanla oluşturduğumuz bu tecrübeler bizden sonrakilere kalıcı bir olgu olur düşüncesiyle böyle bir kitabı yani yayın evi bir proje olarak sunmuştu. Ben de tamam dedim. Elhamdülillah böyle bir kitap dünyaya gelmiş oldu hamdolsun. Tabii bizler bunu yaparken ben kendi hatalarımdan da doğdum yani. Bunu hatalarımdan ders aldım. Daha iyisini yapmaya çalışarak o çalışarak yani o gayretin içine girdim. Bu kitabı da hocam aslında bu dünyada iz bırakmak yani her anne bir iz bırakıyor aslında iyi bir örnek olma çabası içinde oluyor. İz bırakma ben de mesela üç tane iz bıraktım bu dünyaya. Salih bir amel diyor ya Peygamberimiz. Evet. Üç tane geriye bırakacağız salih bir amel. Evet. Birisi Gerçekten. de çocuklarımızdır hocam. Evet, aynen öyle. Tabii bir yandan çocuklarınızı böyle iz bırakma olarak görüyorsunuz. Bir yandan da elhamdülillah yazan çizen biri olarak elimde olan son çıkan kitaplarımla da bakarak şunu görüyorum. Onlar da benim çocuklarım gibi oluyor haliyle. Bir iz bırakma çabası içindeyim. Bu kitap da aslında öyle. Hem anne olarak ben bu kitabın içinde deneyimlerimi hem de konu üzerinde yaptığım okumalarımı ve çalışmalarımın bir özet formülü gibi bu kitabı sunmaya çalıştım değerli okurlarıma. Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Peygamber'in sünnetinin ve pedagojik öğretilerin bizim topraklarımızda yani bizim kültürümüzde uygun kısımlarının bir sentezleyerek sunmaya çalıştım. Tabii büyüklerimden de faydalandım bu noktada. Büyüklerimin sözlerini, bilgi dolu sözlerini de dökmeye çalıştım kitabın içine. Mucizane İlkokulu'nun bence en önemli özelliğinin söz dinlemek olduğunu ortaya koymak isterim. Şu anda söz dinlemeyen bir ortamdayız. Yani gençlerimiz gerçekten çok fazla söz dinlemiyor. Kendi kafalarına göre bir metot oluşturmuşlar ya da çağın sunduğu yeni metotlarla işte önceden böyleydi, şimdi de böyle noktasında belki de haklı da olabilirler. Bilim ilerledi, ilim ilerledi. Ama günümüz modern çağın getirisi bir kere çekirdek aile. Her ne kadar şey yapsak da yani çekirdek ailenin de ötesine geçtik artık da oraya girmek bile istemiyorum. Evet, Çocuğunu maalesef. yalnız yetiştiren anneler, çocuğunu yalnız yetiştiren babalar. Bunlar da artık rahmet okutacak durumdayız. İki erkeğin yetiştireceği bir çocuk olacak evlat alarak ya da iki kızın yetiştireceği bir evlat olacak biri annelik rolünde, biri babalık rolünde. Yani böyle bir ortam hatta ve hatta Sefi Hocam daha derin boyutuna inersek yani cinsiyetsiz bir toplum oluşturulmak deniyor. Anne de değil, baba da değil. Yani çocuğun ağzında anne de yok, baba da yok. Ebeveyn bir, ebeveyn iki. Yani böyle çocuk anne kelimesini bile kullanabileceği, baba kelimesini bile kullanabileceği, şahsiyeti bile karşında göremeyeceği bir ortamın içindeyiz. Daha vehametin artık dibe vurmuş bir noktasındayız aslında. Gerçekten en çok acı çektiğim nokta da bu. Yani bu oluşumdan çocukların bakın dedelerine ihtiyacı var, büyük annelerine ihtiyacı var, akrabaları. Buradan uzak olması, özellikle anne baba sevgisinden ve şefkatinden yoksun kreşlerde bakıcıların elinde yetiştirilmesi. Yani tabii çalışıyor anne baba bir maddi gelir getirmek zorunda, çocuklarını okutmak zorunda ya da evin ihtiyaçları ya da daha lüks hayat yaşayabilme arabasını ya da tatilini ya da artık yani şu anda dünya daha böyle bir zor sürecin içinden geçiyor. Türkiye'de çok farklı değil. Bizim burası da çok farklı değil. Artık burada alışveriş merkezleri de boşaltılıyor yani resmen bir kıtlıkla sanki karşı karşıyaymışız gibi hissettiriliyor. Allah-u Alem ola da bilir. Yani Yusuf suresinde böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Yani ola da bilir böyle bir şeyle de karşı karşıya kalabiliriz. Ama bu, yani bunun
bu hani ihtiyaçlarımızı daha fazlasıyla karşılayabilmek ya da isteklerimizi alabilmek noktasında hem kadın çalışıyor yani hem anne hem baba. Çocuklarımız anne babadan da yoksun yetiştiği bir ortamda terapisi mümkün olmayan gerçekten büyük sorunlar oluşabiliyor. Yani ben senin için çalıştım desek de yani o çocuk anneden yoksun, babadan yoksun büyüyebiliyor. Çocuklarımızın kültürüne yabancı yetişmesi, işte geleneklerinden, örfünden, adetlerinin unutulması, geçmiş yapılarının koparılması. Yani bunlar gerçekten büyük bir sıkıntı. Bu da çocuğumuzun duyguların oluşmamasına sebep olacak. Yani bakın, hani bu noktada girişte dediğim gibi sağlıklı aile yapısı, bu sağlıklı aile yapısının ötesinde aile demek sadece çekirdek aile değil, büyüklerle de kurulan ilişkiler, anne ve baba, kayınvalide ve kayınpeder ve bunların çocukların dünyasında olması, yani sağlıklı büyüyebilmeleri açısından duygudan, hani duygu tatmini yaşayabilmek için. Aksak çocuklarımızı duygudan yoksun yetişen evlatlar olarak bilgi çöplüğünde yok olmaya mahkum edeceğiz. Yani şu anda acınası durumumuz aslında burada. Biz çocuklarımızın duygularını sevgiyle, ilgiyle, muhabbetle, merhametle, Allah'ı tanıtmadan, Allah'ı sevdirmeden, onun kitabını tanıtmadan, kendi özüyle, kendi benliğiyle barıştırmadan bu hayatın içinde yalnız bırakırsak kurtlar sofrasında yok olmaya mahkum oluyorlar Safiye Hocam. Birçok gencimiz. Önceliklerimiz belli olacak güzel hocam. Yani o kadar az önce doğumdan bahsettik. O kadar 9 ay gezdiriyoruz. Canımızla, kanımızla, her şeyimizle konforlarımızdan vazgeçiyoruz. Sonrasında Rabbi Teala tertemiz bir tabiri caizse hamur veriyor elimize. Benim de yaramdır maalesef kariyer uğruna, çok kazanma uğruna. İnsan derler ya bir hırka, bir çorba vesaire. Ama çocuğunu ya anneanneye ya babaanneye ya da kreşe, sonra çocuklar tamam bizim çocuğumuz nüfusta ama ahlak olarak gitmiş, düşünce olarak gitmiş. Özellikle ben buradan annelere sesleniyorum. Tamam okumuş olabilirsiniz, kariyer sahibi olabilirsiniz ama en az bir 6 yaşına kadar hocam. Çünkü annenin o çocuğun dünyasındaki olan sevgi boşluğunu siz dünyanın en zengin olup koysanız hediye olarak o anne boşluğunu asla dolduramıyor. Biz bunu danışanlarımızda da bize gelen koca koca kadınlarda hocam 50-60 yaşında geliyor. Bizim yaşımız daha belli. Anlatıyor hemen anlıyorsunuz zaten. Ya anne boşluğu var ya baba boşluğu var. Önceliklerimizi söylediğiniz gibi de hocam bir belirleyebilsek özellikle anneler olarak bir o işte o tadı bir alabilsek çocuklarımızla büyümenin tadını, çocuklarımızın bizim üzerimizdeki olan eğitimini bir anlayabilsek hocam. Kesinlikle. Zaten o algı bizde olursa yani aslında geleceğin bize verdiği bir endişedir. Kaygı pozisyonu endişelenirsek bir olgudan tedbir almaya kendimizi yetiştireceğiz hocam. Tedbir oluruz yani bu kötü olayları yaşamadan önce bu tedbirlerimizi alırız ama bu tedbirleri bilgiyle almamız lazım. İlimle almamız lazım. Ve hikmetli bir şekilde almamız lazım. Siretli bir şekilde olması lazım. Bunlar çok önemli kavramlar hocam. Bu noktada bizler az evvel dediğiniz gibi bir okuldan geçmemiz lazım hocam. Bir anne baba okuluna geçmemiz lazım. Yani herkes çocuk sahibi olmadan önce bir eğitim almalı. Bir annelik nasıl olur? Bir babalık nasıl olur? Bu eğer bu eğitime tabi olur isek ve bu eğitimde söz dinlemenin ne kadar önemli olduğunu, eğer söz dinlersek büyük hatalar yapmayız hocam. Çünkü başımız hani gözümüzün dikine bu böyledir deyip ilerliyoruz yani bu böyle. Ama bir tecrübe var. Bu tecrübelerden faydalandığımız zaman büyük hatalar yapmayız. Ve ben bu noktada her anne ve babanın iyi bir iz bırakma derdinde olması gerektiğini düşünüyorum. Zira geleceğimize yatırım yapmak söz dinlemekle ve bu söze uymakla olacak.
Ve unutmayalım lütfen, yani bu nokta yarınımız bugünümüzün devamı. Yani şu anda biz anı yaşamak istiyorsak bu anda kalabilmemiz ve bu anda bu hareketi yapabilmenin sebebine, yani nasıl anda kalabilirim noktasında hayatımızı şekillendirmemiz lazım. Bu noktada ben Meryem Suresi 5. ayeti size hatırlatmak istiyorum. Bir ayetle öncelikle ayetleri hatırladım. İbrahim Suresi 40. ayeti anlatarak, hatırlatarak girmek istiyorum inşallah. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın duası bu. Ey Rabbim, Estağfirullah. Ey Rabbim, beni isimden gelenleri namaz kılanlardan eyle ve duamı kabul edir. Yani burada ne var? Değerli hocam, duanın insanın hayatında çok değerli ve çok önemli olur. Dua bir ibadettir. Dua bir davettir. Bu davete icabet etmek ve bu davetin içinde olmak gerekir. Bu ibadeti yapmak gerekir. Duanız olmasaydı der Rahman, bizim değerimiz duayladır. Ve duayı yaptığımız yerdir önemli. Kime yapıyoruz? Yani davetimizi, ibadetimizi, duamızı kime yapıyoruz? Ey Rabbim. Yani ey Rabbim. Bu Rabbim dediğimiz zaman Yusuf suresinde farklı Rabler de görüyoruz. Efendi olarak. Yani bir köle olmuş birisine. O kölesine Rabbim diyor mesela. Aa, demek ki başka Rablar da var yani insanın hayatında. Efendisi Devri olarak görüyoruz. Hanım'ına da öyle söyleniyor hocam. Rabbetülbeyt mesela ev kadınlarına, Değil annelere. mi? Evin hanımı, evin Rabbi, yani evin mürebbiyesi, terbiye etçisi noktasında. Bu noktada baktığımız zaman bizim burada söyleyeceğimiz şu olmalı. Rabbim Allah. Ey Rabbim Allah. Öncelikle bak, hitap et ne? Benim. Ben yoksam yani gelecek diyor. Furkan suresinde duamız bu değil miydi duamız? Yani bir beni zürriyetim eş nasıl da ayet Göz eşler aydınlığı, benden gelen zürriyeti, göz aydınlığı eşler ve çocuklar ver diyor Allah Ya Rabbi, bize göz aydınlığı, bize Teala. yani dua bana göz aydınlığı eşler ve zürriyetler ver. Ve bizi takva sahiplerinin müteki kullarına önderlerden et. Yani ilk başlangıçtaki o önder olmanın, yani birinci olmanın bu dünyaya gelişine hepimiz bunu başardık. Allah hepimizi bu başarıyı lütfetti. Bak, hepimiz bu başarının içindeyiz. Yani Allah bize direkt bunu bütün dünyaya gelen insanlar olarak özüne de bu bilgiyi yükleyerek her insanın mayasında var, özünde var. Ya, özünde bu bilgi var. Bu özündeki o bilgiyi kullanırsa o bilgi onu sıçratacak nereye? Yine ahirette yine birinci olmuş inşallah. Yani bak, kazanmışlık var yani. Burada da diyorsa benim ve neslimden gelenleri namaz kılanlardan ediyor. Hocam namaz diyor yani. Ne diyor ki namaz? Yani o Salat hocam, ayetin Arapçası salat değil mi? salat. Ve Salat oradaki birçok mana içeriyor çünkü. yani birçok anlam içeriyor. Yani birçok namaz tabii ki Arapça değil, Farsça bir tabir. Salatın içeriği çok fazla. Her birimiz biliyoruz yani salat kavramının artık sadece ritüel bir namaz olmadığını artık farkındalığımız yüksek elhamdülillah. Ki biz onu ritüel namaz olarak düşünsek bile Ankebut suresi 45. ayetle birleştirirsek o kıldığın salat Namaz. yani namaz seni iyiliklere götürecek, kötülüklerden alıkoyacak. Fahşadan koruyacak, değil mi? Böyle bir algıyla bir ritüel olan namaz kılmış olsa bırakın o destekleri, hani Allah'ın dinine destek, müminlere destek, yani birçok yardım etme, sadakalar, infaklar, yani birçok o salatın içinde, bu Kur'an içinde birçok bilgiler var. Bunun yanında sadece bu ayet ritüel olarak Ankebut suresi 45. ayetiyle birleştirdiğim zaman bak evimizde ne kadar bir
huzur ve sükun içi sakinliği oluşturacak bir eylemdir namaz. Çünkü kötülüklerden alıkoyacak, bir iyiliklere götürecek. Hata yaptığımız zaman hatamızı örtmeyi, hatamızdan tövbe etmeyi, istiğfar etmeyi, eğer bu hatamızı Allah'a karşı ise Allah'a, kula karşı ise o hatayı yaptıktan sonra telafi etmeyi. Ha, özür dilerim, hakkını helal et noktasında değil, telafisini yaparak, iyilik yaparak. Yani o kadar muazzam insan hayatına düzen getiren bir olgudur ki, hayatı düzenleyen, kendi sisteminde bırakan ve istikamet üzere ilerleten, sabah, öğlen, ikinin, akşam, yatsı, bak, bir sınır çiziyor ve devamlı istikamet üzere yapılan hatırlatma eylemi. Yani Rabbinin gözetimi altındasın. Ha, sakın hata, büyük hatalar yapma noktasında ve bir düzen sokuyor. Ha, demek ki ailemizde namaz kılanlar var idiyse, o namaz kılanlar, yani salat edenler, namazda demiyorum, salat edenler yardım edecekler. Bak, yardım, yani destekleyecekler. Aile bireyleri olarak birbirini destekleyecekler. Müminler olarak, insanlık olarak, yani çok iyi bir insan olacak yani. Salat. Kâr ederek gelişmek, gelişmenin harika bir yolu hocam. Zarar ederek insan gelişebilir mi? Gelişemez. Yani. Vahiyden uzaklaştığında insan hem zarar ediyor hem de gelişemiyor. Fakat şimdi söz dedik ya, bunu üçüncü kez kullandınız hocam. Ben de not aldım şimdi burada. Söz dinlemek, ama sözlerin en güzeli olan Allah'ın sözünü dinleyenin sözünü dinlemek. Yani, Burası mühim. yani. Evet. Evet. Çünkü ayağın ve kalbi o vahyin içinde olursa, kaysan bile tekrar gelirsin. Merkez Tutar. tekrar gelirsin. Evimiz de böyle vahiy merkezi gibi olursa, kitap gibi huzur. Ashab-ı Suffa hocam. Evimizi Ashab-ı Suffa yapacağız. Evet. Yani öyle huzur veren bir ortam olursa, o huzur veren ortamı, huzursuz bir ortamın içinde, dünyanın içinde tekrar o huzur veren ortama adım atacak, tekrar geleceksin. Yani o havayı tekrar solumak isteyeceksin. Mesele bu. Ve tabii ki bunun olabilmesi için duamı kabul buyur diyor Rabbime yapılan dua. Çok güzel bir dua İbrahim Suresi'nin 40. ayetindeki. Duanın insan üzerindeki, bizim hayatımızdaki ne kadar büyük bir önemi olduğunu ben burada görüyorum. Yani eğitimi duayla başlıyoruz. Ve duaya bakıyoruz. Bakın Meryem Suresi 5 ile 6'yı aldım. Orada diyor ki Yakup Aleyhisselam, ben gittikten sonra yakınlarımdan endişe duyuyorum. Üstelik hanımım da kısır. Bana katına yerimi dolduracak ehil bir evlat bağışla. Duaya bakın, bir Allah'tan, kendisi yaşı kısır ama bak öyle bir şey ki, istediği Allah. Yani çorak bir arazi var. Çorak araziden bol bir ürün istiyor. Allah'ın elinde değil mi? Allah Umut var çünkü. diye böyle bir yağmur yağdırır. Yukarıdan toprağa yağdırır. Yandan estirir. Rüzgarla getirir. Sonra yağmuru yağdırır. O çorak arazi ne olur? Birçok buğday içinde biriktirir. Yapmış mı? Yapmış. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Rabbim ona hoşnut olacağım bir kimseyle. Böyle bir dua yapmış mı? Yapmış. Peki Rabbim kabul etmiş mi? Etmiş. Kime vermiş? Yahya'yı vermiş. Ne kadar muazzam, değil mi? Yani direkt karşımızda duanın anlam dünyamızda ne kadar büyük yer ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bunun olabilmek için ben hani nasıllığı vahyin üzerinden bakacak olursak, tabii ben bu yüzden yapıp artık bundan sonraki kardeşlerimi bırakıyorum. Burada birçok örneklikler, kendi edindiğim izlenimlerle birçok örneklikleri kardeşlerim görecekler, bulacaklar inşallah. Sağlıklı bir aile yapısının çocuğun eğitim olması için neler gerekiyor, onları ilk başlara ekledikten sonra önemli olan odur diyorum. Arkadaki kısımlarda da böyle hap misali Safiye Hocam. Verdiğim bilgiler var. Babanın değeri hakkında, önemi hakkında, işte annenin değeri ve önemi hakkında. Buradan bakarsanız
Gerek cinsellik hakkında konular var. Çocukların cinsel eğitimi nasıl yapalım? Oyunun önemi nedir? Sınır koymak nasıl olur kardeş kız karşı üzerine? Böyle yazdıklarım, emanet üzerine yazdıklarım, başarılı olabilmek için çocuklarımızı nasıl bir eğitim metodu üzerine koyalım? Arkadaşlarından nasıl koyalım? Bağlı mı, bağımlılık mı, aidiyet duygusu? Yani o kadar böyle değişik konuları almışım ki küçük küçük. Elhamdülillah Rabbime hamd ediyorum. Sevgiyle yetişen çocukların, ortak dille yetişen çocukların, sağlıklı bağ kurularak çocukların, mizaç ve karakter nasıl olduğunu diye getirerek kişilik gelişiminin. Ve şunu söylemişim burada, çocuk eğitiminde şansa yer yok. Böyle şanstı bu. Böyle şans olur mu? Şans hakkında çok güzel bir sözüm var hocam. Bir yazı okumuştum. Şans dediğim gibi bir poha benzer. Tabir burayı sen orada. Diyor ki halıya düşerse pisletir, toprağa düşerse bereket olur. Yani mesele şansın nereye düştüğüyle alakalı. Çocuk eğitimde eğer toprağa çocuk düşmüşse o çocuk gerçekten oradan bir yedi başak veren buğday gibi olur. Biz yeter ki toprak olabilelim. Bu kitabıma meylederek ben vakitimizin çok az kaldığını bir an gözüm kaldığını çabuk zaman anlayamadım doğrusu. Lokman suresini hocam girmek istiyorum. Lokman suresindeki ayetleri okuyarak da sanırım doldurmuş olacağız. Olur mu hocam? Tabii ki, buyurun lütfen. Kendisine hikmet verilen bir nebi olarak da zikredilmiyor benim okuduğum kadarıyla Lokman Evet. suresinde Lokman Aleyhisselam. Bilgili bir kişi diyor ki oğluna birçok yerlerde var yani bile. Oğulcuğum hep böyle tabirler buluyor. Yakup Aleyhisselam da çok fazla oğullarına kızgın olduğu halde oğulcu, oğullarım diyor mesela. Nuh öyle söylüyor, yavrucuğum diyor. Nuh Aleyhisselam da aynı şekilde. Yakup Aleyhisselam mesela oğullarım yani o Mısır'a girerken ayrı ayrı kapılardan Kapılardan girin, göz değmesin diyor. oğulların tabiri var yani. Yusuf Aleyhisselam'la arasındaki o sakın oğlum, oğul, oğulcuğum sakın rüyanı anlatma kız karşı koluna. Birçok ayetler hep oğul yani o tabi oğulcuğum yani yavrucuğum aslında yavrucuğum. Oradaki oğulları olduğu için demek ki. Şimdi Lokman Aleyhisselam'da da bunu görüyoruz hocam. Yani 13. ayetten alarak okumak istiyorum. Eser Çok olur. güzel. Lokman da oğluna bu hikmetle öğüt vererek demişti ki yavrucuğum birinci söylenen sakın Allah'a şirk koşma. Şirk çok korkunç bir zulümdür. Ha, o zaman bak demek ki Allah bilinci Allah şuuruyla başlıyoruz. Biz insana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Bakın burada verilen benim anladığım Allah alem. Ya Lokman bunu anlatırken diyor ki anne babana da iyi davran, örneklik ol. Çocuğuna örneklik yap. Önce anne baba var yani. Zira annesi ona nice zahmetleri katlanarak karnında taşıdı ve onu sütten kesmesi de 2 yılı buldu. Bunun için bize de ana babana da şükret, unutma ki sonunda dönüş banadır. Yani arka arkaya bunu çocuk terbiyesini anlatırken bunun anlatılması bana çocuğunuza bu şekilde anne babalara hürmet ederek, saygıda kusur etmeyerek örnekliğe sakın yana bırakmayın noktasında bir çağrışım bulundurdu. Tabi burada anne baba hakkında dile getirmiş konu. Bir model hocam, yani geçmişe dair az önce de söyledik ya, her Evet. şeyin bir modeli var, yani modelsiz hiçbir şey yok. Yok hocam. Model ihtiyacı olmayan tek Allah-u Teala Kesinlikle. çünkü. Kesinlikle. Şimdi Lokman Suresi 14. ayette de Rahman şöyle buyuruyor Estağfirullah. Eğer hiçbir delile sahip olmadığın bir takım şeyleri bana şirk koşman konusunda seni zorlarlarsa bakın yani anne babanın hükmü kalkıyor burada. Sıkın onlara itaat etme. Ama yine de şu dünya hayatında onlarla iyi geçin. Bak, annelere babaları atmak diye bir tabir yok. Yine de iyi geçineceksin. Daima gönülden bana yönelenlerin yolunu tut. Zira sonunda dönüşünüz bana olacak. Ben de size yaptıklarınızı bir bir haber vereceğim. Şimdi bu noktada ne var? Anne baba Allah'ın emrine karşı yapma derse öyle bir şey yok. Önce Allah'ın emri. Her ne olursa olsun.
İster eşleriniz, ister çocukların, ister patronlarınız, yani hangi ortamda olursa. Önce Allah ne der? Ev gün ne der değil, Allah ne der? Anne baba ne der değil, Allah ne der? Yani önce Allah'ı memnun etmek, akabinde anne babanın dünyevi isteklerine karşı gelmemek. Yani bakın, bu da bir öğretim metodu. Yukarıya doğru yapacaksın, aşağıya doğru da bunu öğreteceksin. Ben de böyle oldum bir noktasında. Devam edin ayet şöyle hocam. Lokman suresi 15. ayette. Yavrucuğum, yaptığın bir iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa, üstelik bir kayanın içinde saklı olsa veya göklerin yerin deliklerinde kaybolsa, Allah onu ortaya çıkarır. Zira Allah ilmiyle her şeye nüfuz eden ve her şeyden haberdardır. Hocam burada ne var? Allah'ı anlatıyoruz burada. Allah bilinci oluşturacağız Müthiş çocuklarımızda. bir Allah bilinci oluşuyor. Ya oğlum, sen yalnız değilsin. Hayatında her an bir gözetenin var, biri Sahte ilahlar canım hocam. Sahte ilahlar çocuğun içine girip onu yönetmeden önce görüyor. mutlaka o Allah ilah yani Allah inancını, Allah sevgisini yerleştirmemiz Evet. gerekiyor. Bu noktada ben yine bizi dinleyen annelere sesleniyorum. Ne olur çocuklarınıza yakan bir Allah, ceza veren bir Allah diye anlatmayın değerli kardeşlerim. Burası da mühim çünkü hocam. Ya hocam, yani bu noktada çocuklarımızı eğitim metoduna nereden başlayacağımız aslında buradan değil. Yani okul dışarısı değil. Yani şu anda biz anne ve babalar olarak çocuklarımızın IQ'sundayız, yani zekasındayız. Ama eğitim diye bir olay var, yani duygusal zekası. Aslında burada bir duygusal zeka oluşuyor. O zeka oluşursa, yani bak, değerli olan şeyler, yani ahlaki yapılanma oluşuyor burada. İnsanın ahlaki yapılanması aile içinde oturursa, oluşursa, bu ahlaki yapılanma hayatın her alanında onu öne çıkartır. Çünkü o ahlaklı olan bir insan nerede duracağını bilir, sınırını bilir, hedef Müthiş belirler. olmuş. Ama öteki türlü zekası üzerine gayret içinde olan bir kişi başarı odaklıdır ve insanların üzerine basarak, sınırlarını çiğneyerek, haklarını elinden alarak bir noktaya ulaşmaktır hedefi. Çünkü Aklımı ilah edinmiştir hocam. bir şeyler elde etmek. Bunu elde edilmek için de helalmiş, harammış, bak helal haram noktasını koyan, yani doğruymuş, yanlışmış, bunu koyan çizgi Allah algısı. Yani ahlaki bir yapı. Demek ki birinci vereceğimiz olgu bizim ahlaki yapılanma üzerine. Sonra der ki Rahman, insanlara karşı kibirlenip onlardan yüz çevirme. Ya kibir ne kadar büyük. Yeryüzünde Şeytani bir ahlak. yürüme. Çünkü Allah kendini beğenmiş kibirlileri sevme. Bak yine bir Allah bilinci veriyor mu? Bak bir yapılanma, bir ahlaki olan içinde kibirli İnşallah. Allah'ın sevmeyeceğini, ha, ben de sevmem noktasında anne baba olarak da. Yani onu vereceğiz çocuklarımıza. Ben de sevmem. Kibir. Bak, aileyi yıkan olay kibirdir, gururdur, onurdur. Yani gururum rencide oldu. Tam da ailede gurur olmaz. Kibir, yani böyle haset, çekememezlik, bunlar en kötü huylardır. Ahlaki huylar. Hocam devam eden ayette ne der Rahman? Yürüyüşünde mütevazi, davranışlarında hep ölçülü ol. Konuşurken de sesini yükseltme. Yani uslubuna dikkat et. Karşında annen var, baban var. Çünkü seslerin en çirkini eşeğin sesidir. Aferin. Eşek, yani eşek karşısındaki kim varmış bakar mı? Hani sesinin sonuna kadar o çirkin sesiyle ne yapar? Bağırır ve rahatsız eder. Söylemler de uslubuyla olmalı. Tabi bunu anne baba öğretirken, öğreterek ilerleme. Hocam daha aslında çok söylenecek şey var. Birçok da ayet almışım. Saatime de bakıyorum. Yani bu noktada ben kısaca bunları anlatayım. Güzel hocam, isterseniz 3 nokta koyalım çünkü önemli konu. Bizim ya birinci yaralarımızdan neredeyse haftaya devam edebiliriz. Çünkü benim de bayağı bir notlarım var burada, güzel de gidiyor. Lokman da çok oturdu bu dersi. İstiyorsanız haftaya devam edebiliriz diye Olur hocam. düşünüyorum.
Yani bir üç nokta sayalım. Çünkü gerçekten çok acı yaşanmışlıklar var. Belki o yaşanmışlıklardan örnekler de sunarız. Çocuklarımızı yetiştirirken neler yapıyoruz? Nasıl bir hata yapıyoruz? Yani bu modern dünyanın bize sunduğu bazı olgular var. Rahat bırakın, onu da yapsın, bunu da yapsın noktasında. Ama çocukta bir alt bilinç oluşuyor bu şekilde. Okuduğu kitaplar ya da okuldaki verilen bilgiler ya da internetin sunduğu olgular insanı bir noktaya doğru götürüyor yani alt bilinç olarak. Bu da aslında çok aktif olmazsa aslında bilinçli bir hareket etse ama biz bilinçli hareket edemediğimiz için alt bilinçteki olan şeyler gün yüzüne çıkabiliyor. İnşallah bu konularda da yanlış yapmayalım düşüncesiyle o evimizde nasıl bir davranış sergileyelim ki çocuklarımız yanlış bir yönelişin, yanlış bir tercihin içinde olmasın. Ayetlerim de bu doğrultudaydı. Mesela Nur suresi 58'e giriş yapacaktık. 59'da. Hocam bu Lokman suresiyle başlayalım yine haftaya Allah nasip ederse. Çünkü burada kaç tane bakın şey var, ahlaki değerler var. Evet. Olur hocam. Burası çok gerçekten önemli. Allah razı olsun. Gerçekten Sizler de. güzel, çok güzel bir program oldu. Elhamdülillah. Benim de zaten çok önemsediğim, benim de alanım. Elhamdülillah. Çok lezzetli oldu hocam. Allah nasip ederse haftaya bu konuyla birlikte devam edeceğiz. Yüreğinize sağlık. İnşallah. Kitabınızı da en kısa zamanda edinmeye çalışacağım ben. İnşallah. Kardeşlerimize de tavsiye ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim Safiye Hocam. Rabbim inşallah mucizeye şahit olan bizler olarak, anne ve baba olarak elimize sunan evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirip öncelikle kendimize yani ayeti şunu kapatalım. Tahrim suresi 6. ayetinde. Yıkıtı insan Esselamu çok böyle onu Evet. ayet gerçekten. Rahman buyuruyor ki yakıtı insanlar ve taşlar olan. Ki taş erimiyor hocam yani demir falan hiç erimiyor. Ama çıra gibi olacak bir taş var. Çok değişikli bir ateşten bahsediyor Rahman onu anlatırken. İnsanlar ve taşlar olan cehennem azabından öncelikle kendinizi sonra da ehlinizi, ailenizi koruyun diye Rahman bundan şu anda söylüyorum. İnşallah koruyanlardan ve korunanlardan oluruz inşallah. Çok teşekkür Amin, amin. ederim hocam. Amin. Güzel hocam, biz teşekkür ederiz. Haftaya Allah nasip ederse tekrar görüşmek dileğiyle. İnşallah. Dinleyen kardeşlerimize de selam ederim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Selametle.